Evet, Cülmeten herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Şimdi arkadaşlar Kangalol'la alakalı sizlere birkaç bilgiler vereceğim. Daha önceden abilerimiz sormuş, onların sorularına e, yanıtlayacağım. Şimdi abimiz sormuş, e, Kangoların su sistemindeki hava nasıl alınır, nereden alınır diye. Şimdi bakın yedek su depomuzu görüyorsunuz. Ee, şurada bunların termostatı var. Bakın termostatın ucunda da şöyle bir vanası var. İlk olarak alacağınız yer şu anda kameradan pek gözükmüyor ama e, bunu siz canlı bir şekilde daha rahat göreceksiniz. Termostatın üzerinde şu şekilde bir vana var. İlk olarak buradan alıyorsunuz. İkinci alacağınız yer ise bakın şöyle bir T var. Şöyle bir T atmışlar. İkinci hava alacağınız yer burası. Son olarak da radyatörün sol üst köşesinde Bakın tam şurada normalde bunlar da vana var. %90'ında burada vana var arkadaşlar. Ama bu radyatörle alakalı ki buna vana koymamışlar. E, bu üç yerden alırsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. E, diğer bilgiye gelecek olursak Kangoların, DCI motorların bu mazot fitrelerini seneden seneye değiştirin. Eğer bunu değiştirmezseniz bunun içinde pislik birikiyor ve enjektörlerinize zarar veriyor arkadaşlar. Maliyetler daha da çok yükseliyor. 3 gün önce başıma gelen diğer bir olay ise Arkadaşlar ben bu araca hararet yaptırdım Bilginiz olsun diye söylüyorum bunları Bu araçların contası kolay kolay yanmıyor Çünkü bakın Ben geçen üst kapak contasını söktüm Bunlar sacdan olduğu için Kolay kolay bunlar da yanma olmaz alt blokta zarar görmez çünkü alt blok bunların döküm. Ya ne olur hararet yaptırdığınız zaman, aşırı hararet yaptırdığınız zaman bu araçların üst kapağı eğiliyor arkadaşlar. Bunu da ben bunun taşlamasını yaptırdım. Montajını yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bilginiz olsun. DC motorlar gerçekten çok sağlam motorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Kangoo aracınız çalışmıyorsa bakacağınız yer bakın şurada bir grank sensörü var. Kablosunu gördünüz mü arkadaşlar? Bunun ilerisi şu şekilde tam e, kameradan gözükmüyor ama ben rahat bir şekilde görüyorum buradan. E, grank sensörünün ucunu temizleyin, Sökülme ucunu temizleyin e, ve hatta bunun değiştirin arkadaşlar. Yani araç çalışmadığı zaman grank sensörüne bakın. Ayrıyetten diğer bakacağınız yer ise e, şöyle geçelim hatta. Şurada trigger kayışının orada bakın kablosu hatta buradan gözüküyor. Şu iç kısımda kalıyor bir okuyucu var onu kontrol edin onu sökün onu sökmeniz için ise buradaki motor e, takosunu almanız lazım bunu aldığınız zaman da alta karterin oradan bir destekleyin arkadaşlar yoksa motoru düşürebilirsiniz bilginiz olsun e, ayrıca diğer bilgiye gelecek olursak e, bunların yakıtında hava olmaması lazım bakın geri dönüşte olabilir kabarcıklar olabilir bir şey demiyorum ama buradan girişte herhangi bir hava olmaması lazım Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu üst tortumda öyle diyeyim ben size. Şu üst tortumda hava olmaması lazım. Kabarcıklar gelmemesi lazım. Atlar da olabilir. Normaldir ama üst kısımda gelmemesi lazım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben devamlı söylüyorum. Kangoo 1.5 DC motorlar gerçekten çok sağlam motorlar arkadaşlar. Bu araçların fitrelerini değiştirdiğiniz zaman yağını, suyunu değiştirdiğiniz zaman size herhangi bir sorun çıkarmayacak araçlar. Gerçekten Kangoların motorlara sağlam. Bundan yana sorun yaşamazsınız. Ama siz aracınızın yağını, suyunu ve de filtrelerini değiştirmezseniz arkadaşlar, Kangoya göre değil tüm araçlar size sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.